Bakalım haritamıza geçelim. CT başlıyor bu sefer. Arena Bulls. T-Deva Stars var. Bayağı bir netler çekilmiş. Andrex. Bir yandan Mazda Yanıcı var. Evet aslında iki taraf için hemen hemen klasik başlangıç. Kit Sasuke'de. Yalnız iki oyuncuların da armor yok. Arena Bulls'un. Nate'leri alan Ki. Kit'i alan da Sasuke. Yani de bayağı bir hasar aldı Sasuke. O tek kit kıymetli. Hem tek kitin kıymeti var bu noktada. B'de de güzel bir savunma var. Ki flash bekletmeye devam ediyor. Logicman de yaklaşacak. Geliyor. Kıyamet. Yalnız 4 oyuncu birden etkilendi. Sanırım pozisyon bulamamışlar. Hala iki oyunculu setupları var. Arena Bulls'un Wildstars girmeye çalışacak. Açıkta yakalandı Logicman. Elossa. Birebir trade. Elossa'dan ikinci kill. Üçüncüyü de buluyor. Bir anda çıkarttığı 3 kill Elossa. 3'e 2'ye geldi durum. Hemen tabut yanında Andrex. Çok kritik bir kill çıkarttı ama Sterben'i kimse görmüyormuş. Sterben. İkinci kill. C4'ü düşürdü. Round'u kazanıyor Arena Bulls. Elossa. Çok güzel savundu. Elossa'dan ekstra bir performans. Ştar beni tamamen unuttu. Wildstars 4B savunması beklemiyorlardı. Elossa'dan özellikle bu üçüncü kill inanılmaz iyi. Yani mükemmel bir flick shot. Her şeye rağmen Wildstars'ın bir şansı vardı. 4B savunmasına karşı çok iyi oynamışlardı. Lakin işte ben faktörünü es geçtiler. B'ye çok hızlı Çok bir güzel. oyun. Çok güzel. Çok güzel o killin gelmesi lazım. Çıkabildi mi Logic Man? Çıktı. Wildstars çok yaklaşmıştı orada. Killleri çıkartıp silahları almaya ve B tarafında önemli bir oyun oynamaya ama tek kill Arena Bulls'tan geliyor. O da Nate'le. Şimdi bir daha o fırsatı yakalayabileceklerini pek zannetmiyorum round içerisinde. Bir tek lazım. Aim DLL ikinci de düşürdü. Yalnız kaçacak yeri yok Andrex'in. Orada smoke arkası ekstra bir kill geldi Logic Man'den. Banana'dan çıkacak Wildstars. Mid'e doğru hareket edecekler. Bu saatten sonra bomba planti onlar için ekstra olacak. Mid'deki smoke'tan mı çıkacaklar yoksa smoke'u mu bekleyecekler? İşte ben bu arada o ne çok iş yapacak. Oo. Of. Yani hemen hemen 100 vurdu. Tabi bunun 90 küsürünü Glove. Birazında Maz göğüslemiş. Kardeş kardeş paylaştılar orada hasarı. Dediğim gibi eğer C4 kurulursa ekstra olur Wildstars için. Yalnız split güzel. Gayet iyi. Hadi bakalım. Logicman Banana'ya bakmaya devam ediyor. Sekür bir şekilde ilerliyorlar. Logicman Hadi düşmek artık, üzere. hadi artık. Nerede Oh. mermiler? Sasuke'den gelen çok kritik bir hamle. Tam Construction'dan geri döndü. CT spawn'a doğru karşısında 3 oyuncu görünce epey şaşırmıştır muhtemelen. Bu kadar erken bir split hücumu, sızma hücumu aslında. Split de demeyelim. Beklemiyorlardı. 2-0. AK'ler çekildi. Tane yanıcı. Biri kullanıldı bile. Bakalım Arena Bulls ne kadar ofensif oynayacak Banana çıkışında. Atılan nade'ler. İkincisi de geliyor. Bu arada tam oturdu Krax'a. Elossa çıkacak. Yine entry'yi aldılar. Bu arada Odin'deki oyuncu sıkıştı. Onu artık oradan çıkartabilirler mi? Deniyorlar iki tarafta birbirine hasar var. Andrex. Aradıkları kill buydu. Yalnız bir oyuncu daha var. Ki'yi düşürdüler. Çok agresif Arena Bulls. Anlamadım. Hala dönmüyor. Flash mı tutuyor acaba? Evet, Elosso flash tutuyor şu an Tamam. Logic Man'e. Yalnız çok can yakabilir bu flash. C4 de orada. Smoke'la olduğu yeri anladılar. Çok Oh. güzel görüyor Andrex. Andrex 3 kill 2 mi? daha. Elossa nereden gitti? Smoke arkasından. Kaza kurşununa kurban gitti X-Ray'de adeta. göremedim ben Elossa'yı. Neyse, güzel killer. Aim DLL. Smoke'tan Sasuke'yi yakalayınca artık tek başına Steven bir şeyler deneyecek ama bir şey çıkartmasına izin vermiyor Wildstars. Garip bir round izledik. Andrex'ten tam 4 kill. O smoke açıklığında ilk oyuncuyu çok iyi bir şekilde düşürmeyi başardı. Önce Logic Man'i ardından Elossa'yı.
Yani Elosa tamamen dediğim gibi kaza kurşunla kurban gitti. Ama Andrexen de çok başarılı bir performans Bront'ta. Onu sinirlendirmek istemezsiniz. Bakalım tek AWP bu sefer. Arena Buz. O da Logic Man'in ellerinde. Logic Man... Glass Cannon. A tarafında evet. Glass Cannon dediğin gibi biraz hasar var. Aim DLL'ye hemen hemen yarı canını kaybetti. Bakalım ki banana bekleyen isim. Ah yalnız bu önemli olabilir. İşte ben az kalsın orada bir kill çıkartacaktı. Apartman içerisinde Valstars ekibi kendini gösterdi ama tekrar geri çekiliyorlar. Süreyi kullanabilir Valstars. Silah avantajı onların lehine. Arena Bulls'un da force buy yaptığını anladılar tabii ki. Logic Man'de AWP var. İki oyuncularında pistol var. Elosa side'ın içerisinde MP9'da oldukça tehlikeli. Smoke kullanarak biraz daha avantaj yakalamak istiyor. Side'ın long tarafı smoke'landı. Short'tan girecek Vazlar. Oo, entry aldı Elosa. Gecikmedi trade'de Krax. Yalnız pit'teki oyuncuya biraz dikkat etmeleri lazım. Bir yanıcı onun üzerine gelmedi. Çok güzel bir flash. Sterben şimdi çıkıp 3 vurabilir. İlk oyuncuyu gördü Sterben. İkinci denemesi başarılı değil. Glow'la birlikte Maz durumu 3'e 2'ye getirdiler. Ama sunucumuzda bir bağlantı sorunu. Bakalım round nasıl devam etmiş. Hop. Pozisyonlara baktığımız zaman tabii Valstars'ın kaybetmemesi gereken bir pozisyondu. Ki onlar da son iki oyuncuyu vurup roundu kazanmışlar. Beraberliği yakaladılar sonunda ve Arena Bulls'un boş geçeceği bir anda geldik. Öne de geçiyorlar gibi. Gibi. Muhtemelen öne geçecekler. Çok büyük bir mucizeye ihtiyacı var bu roundu kazanabilmesi için Arena Bulls'un. Ama pitten yanılmıyorsam Sasuke çıktı. Bir değil, iki değil belki üç vurması evet. Gerekirken sadece bir kilde kaldı bu noktada. Oklar farklı yöndeydi. Ama Sasuke'den sadece bir killik performans yeterli olmadı. Bir kez daha 4 A savunması gelecek Arena Bulls'tan. Geçtiğimiz roundda da 4 savunmaya karşı oldukça başarılı bir hücum sergiledi Valstar. Oh! Köprü üstüne mükemmel bir tek. Evet, gün yavaş yavaş başlasın. Yani bu Deagle tekler geldiği sürece biraz daha keyifleniyoruz. Bu sefer Elosa'dan geldi. Önceki haritada keşif haritasında Valstars'ın tabi Deagle'la aldığı tekler vardı. Mazlan, Andrex'ten evet. Gelen tekler vardı. Belki roundları kazandırmadı bu tekler ama keyiflendiriyor. Evet, aynen öyle. Kimden gelirse gelsin. Bakalım. Bir oyuncularını kaybetti Valstars ama çok önemli değil. Yani muazzam bir avantajları var. Yalnız... Yani tabii bunu da böyle heder edemezsiniz bu avantajınızda. Çok rahatsınız evet ama biraz da dikkatli oynamaları lazım. Bir kumar oynuyorlar şu an. B'yi dörtlediler Arena Bulls ekibi. Kazanabilirler. Flash'ta girecek Valstars. 3 oyuncu etkilendi bu flash'tan. Aman. Oh. Aynı anda gelen kill'den 2 tane kill. Maz şimdi toparlamaya çalışıyor. 2 farklı açı, 2 güzel atış. Valstars biraz zorlansa da site'in kontrolünü aldılar. Elosa Deagle'la geliyor. Bence hadi bakalım diyorum. Belki sadece izleyeceğim. Smoke var önünde. 3 kill aldı Maz. Açıklığı izlemeye devam edecek. O şarjör fake'i. Çok akıllı Maz. Çok güzel. 200 IQ oyun. Deagle'la daha fazla tehlike olmadı. Bakalım. Öne geçiyor Valstars. Ve Arena Bulls için bir rifle roundu daha izleyeceğiz. Bakın beraberliği yakalayabilecekler mi? Valstars ekibi cache haritasını arkada bırakmış gibi mental olarak çok daha aktifler. T-Site'a iyi başladılar gibi ne kadar devam ettirecekler. Özellikle bu bananadaki agresif oyununa Arena Bulls'un son verebilirler. Çünkü aradıkları killeri sürekli bulmaya başardı Valstars. Yine acele etmeden harita kontrolüne oynamaları gereken bir round. Güzel flash pick var mı? Görmediler. Elosa side'a döndü kullandığı nade'den sonra. Banana kontrolünü almaya çalışacak Arena Bulls ikinci oyuncuyla. Yalnız mid kontrolünü kaybetti Arena Bulls. Zamanlama mükemmel aim DLL için. Sasuke 7 canlı. Oradan bir isim daha geliyor aim DLL. Bir kill daha çıkardı. Kaldı 3.
A'daki defansını çok iyi yıktı Wildstars. Tabii zamanlamalarını da çok iyi kullandılar. Bakalım bu kalan 3 oyuncu 2 A 1 B dönüyor. Sasuke acaba? Evet. Artık Sasuke son çare site'de bekliyor. Canı çok az. Ki ile birlikte Logic Man kombatlara girecekler. Ama karşınızdan 4 tane T oyuncusu gelecek. B'deki savunma oyuncusu adına. Oradaki şanssız isim de Logic Man. Yalnız ki arkalıyor. Sesi duydu MDL'in ama cevap veremedi. Birazcık daha vakte Sasuke. ihtiyacı var. 7 canı var Sasuke'nin. AK'yi biraz geç aldığı yerden ama Glove'un karşısına gelecek. Kaçırması pek mümkün değil Glove'un. Böylece bir round daha kazanıyor Wildstars. Az kalsın B'de işler yanlış gidiyordu ama ki sahnede çıktığı anda bir kill. İki gelseydi daha farklı bir şey izleyebilirdik. Ki ilk kill aldıktan sonra bombayı düşürdüğünü de fark etti aslında. Orada düelloya girmek yerine 4 Nate. kenarda duracak olsa çok farklı senaryo olabilirdi. Çıkışlarını da kapatmışlardı çünkü. Bak mid'e geliyor 4 Nate. 4 Nate. Bir anda üstlerine koşmaya başlayacaklar Logic Man. Entry aldı Andrex'le. Krax, Glove. Üzerine Maz. Round'u kısa kestiler bizim için. Sasuke'den gelen bir kill var. İkinci killini alamadan AIM-DLL onu düşürdü. Durum 5-2. Wildstars farkı 3'e kadar getirdi. Bir gun roundu daha olacak Arena Boost için. İyi bir deneme geldi Arena Boost'tan ama istedikleri hasar veremediler o nade'lerle. Çift AWP Logic Man'in yanına Sasuke de AWP çekti. Sasuke A'da, Logic Man B'de AWP oynayacak. Wildstars için işler keş haritasından sonra yolunda gidiyor. Evet, toparlamışlar. Bu iyi bir haber. Çekişmeli bir haritayı izlemek isteriz. Inferno'ya da iyi başladı Wildstars. Bakalım ikinci rifle roundunda tutabilecek mi Arena Buz? Bu arada biraz daha sakin oynuyor. Özellikle T-Site'da. Vanadaki gereksiz agresifliğe kurban gitmek istemiyorlar. Kalabalıklar. A tarafını dörtlüyor şu anda Arena Bulls. Bir yandan da Wildstars 5 oyuncusuyla birlikte hemen hemen second mid A gibi pozisyon almış. Evet. 3 oyuncu şu an smoke tutuyordu. Arena Boost'un en büyük avantajı banana kontrolüne Logic Man hakim şu an. Bununla birlikte A'yı dörtlediler. Short'ta agresif bir savunma var. Long'tan mid'i tekrar smokeladılar. Wildstars işi zora sokuyor şu an. Smoke'tan çıkmak istemeyecekler. Ve Krax şu an B'ye dönüyor. Elos'u entry'yi buldu. Trade'ine çıkan kimse yok AIM-DL'lerin. Bir daha vuracak. Oh. İki tane vurabilirdi. Hatta bir de dinklemiş Maz'ı. Evet. Artık round iyice zora girdi Wildstars için. Sasuke belki kendisi düşer mi? Yok. Direkt headshot'ı gönderdi Maz'a. Sonunda bir round kazanabildi Arada Buz. 5-3 ama Wildstars'ın özelinde konuşursak arkadaşlarını emanet edip arkasını dönüp long'a doğru dönen oyuncu da bayağı bir hasar almıştı. İstediğini çıkartamadı Yani orada yine iletişim hatası oldu diye düşünüyorum ben Wildstars'a. AIM-DL'nin arkasından gelen kimse olmadığı için Short'u bir daha zorlayamadılar. Durum 5-3. 2B başlangıcı haline Boost'tan. Ki bir flash gönderdi. Logic Man. Uf. Oo, 10 8 çok can yaktı. 10 canı Bir var. tane daha mı? Bir flash geldi yanılmıyorsam. Yanıcıdan hasarı göze almıştı ama neydi hesaba katmadı Logic Man. Yakın durmaya çalıştı dediğin gibi. Tam da üzerine gelen bir Nate 10 can bırakıyor Logic Man'i. Tabii AWP oyuncusunun 10 canlı hala özellikle Saksı tarafında çok da fazla zorlanmadan savunma yapabileceğini varsayabiliriz. Ki bayağı geriden tutuyorlar B tarafını. Hasar verdiğinin farkında Wildstars ama ne kadar zora soktu tam emin değiller Logic Man adına. Kalan oyuncular da bir oyun kurmaya çalışacaklar. B üçlendi. A2 biraz daha güvende tutuyor Arena Bulls A'yı. Biraz daha geriden. Ve Wildstars yavaş yavaş
Bana gelmeye başlıyor. Elosa'nın o neydi acaba? Evet. Ne zaman elinden çıkartacak diye bekliyordum. Olabildiğince zaman kazanmaya çalışıyor şu an Arena Buz. 35 saniye kala Wildstars hücumu B tarafında şekillenecek gibi. Saksı'ya bir boost geliyor şu an. K'yi boostlayacaklar. Smoke'tan çıktılar ve smoke atılacak Ruins ve CT'ye. Önlerine bir yanıcı geldi. Devam çok edecekler. Kötü, çok kötü. Elosa mükemmel bir zamanlama yakaladı. AIM'de ile Andrex. Ki ona bakan kimse yok. Geçti, fark etti oyuncuları. İlkini düşürüyor Krax'ı. İkinci oyuncuya da smoke'tan denemesi. Glow'la birlikte Maz. Bir şeyler aramaya çalışacaklar. Timeout'a gidiyor gibiyiz. Glow eğer main tarafına sıksaydı belki killer çıkartabilirlerdi ama evet, timeout ve süreden sonra ölende Glow var. Wildstars. Olmadı. Saksı smoke'unu burada görüyorsun. Saksı smoke patlamadan çıktı. AIM DLL ile birlikte Andrex. Çok kötü. Çok kötü timing oldu. Elosa'nın oradan çıkacağını hesaba katmamışlar belli ki. Özellikle smoke patlamadan çıkmaları... Çıkmadı ki zaten. Yani Elosa çıktı da sayılmaz oradan. Çok tabii, bariz. Wildstars'ı bu hücuma, hücumu gerçekleştirmeye zorlayan tarafta Arena Buz. Kullandığı nate'lerin zamanlamaları o kadar iyi ki. Wildstars çaresiz kaldı bu roundda. Şimdi Echo kalan taraf Wildstars. Sasuke entry'yi buldu. De, hadi bir tek. Gelir mi? Yok. Ellerin ucu gözüküyor. Evet, Andrex. Tek kalan oyuncu. Ve böylece beraberliğe gelmiş oldu Arena Bulls. Wildstars toparlandı derken bir önceki roundda o fırsatı değerlendiremedi. Bir tek o fırsatı değerlendiremediği için buralara kadar geldiler. O tek Elosa'dan geldi. M4'le. Ve tekrar bir bayını izleyelim Wildstars'ın. Tabi AWP olmayacak. MDLL 1700'e kadar düştü. Bay gelecek. Bombalar yeterli olacak mı? Bu arada MDLL full bay yaptı ama diğer oyuncular half buy'da şu an. Tek hakim oynatacaklar. Ama dediğin gibi 3200 MDLL 750. Yani sanırım daha sormadan, daha IGL karar vermeden yapılan bir buy var. Andrex de aim'ini bozmaya çalışıyordu Logic Man'in ama düştü. Yani tabii kurgusal olarak düşünülmüş de olabilir. AIM'lilerin AK'sine güvenmiş olabilirler. Apartmanda 4 oyuncu. Yalnız aşağı atlamaları kolay olmayacak. Oo, bir de nate geliyor. Bakalım AIM'lilerde patlamış o nate. Elosa. Short bakın iki isim. Artık son oyuncular da apartmana döndüler. Ne kadar hızlı haste'ye dönecekler. Döndü bile Elosa. Yani bir graveyard, bir pit var. Pit'e yetişemedi. Elosa graveyard'ı da kaybettiler. Şimdi içeri girmeye çalışıyor. Harika bir atış. AIM'de Sasuke'nin başı belada. Arkadaşların yardıma gelmesi lazım. Üzerine gidiyor Krax. Ona rağmen bir kill. 2-2 durum. Retake yapmaya çalışacak Arena Buz. Avantaj Wildstars'a bakalım. Ne kadar ellerinde tutabilecekler. Tek flash'ta oynuyor. Bayağı hasar almış. Bir hasar aldı. Maz hasar almasına rağmen kill'i bulmayı başardı. Wildstars bu round'u yoktan var etti. O AK iş yaptı. 2 kill birden buldular. Yalnız Arena Buz pek dikkat etmedi sanırım. Okuyamadılar. Apartmanın 4 olmasını tabii tahmin etmek güç ama en azından apartmandan önemli bir atak geldiğini sezmiş olmaları lazımdı. İnfo almış olmaları lazımdı. Böylece Wildstars güzel bir A oyunuyla birlikte roundu kazanıyor. Özellikle hani pite oyuncuyu sarkıtmamaları, graveyard'ı çok erken vurmaları bunlar en büyük artılardı. Bir önceki roundda Wildstars adına aslında kritik bir duruma kadar gelmişlerdi ve ki bayağı hasar vermişti orada. Mas sanırım 4 canlı mıydı ya da bayağı bir az canlıydı. Evet. Ona rağmen 2-2'de de başarılı olan taraf Wildstars. Tekrar öne geçiyorlar 6-5. Yine para var Arena Bulls'ta. Çift AWP. Auklar. Ve Ki'de S var. 3
3'e 2 bir dağılım. A tarafını üçleyecek Aranavus. Çınlıyor gibi Logic Man. Biraz banana da agresif. Logic Man'le birlikte şimdi sütuna bir boost var. Andrex flash bekletiyor. Muhtemelen Crux'ı oraya sokmaya çalışacak. Bir flash gönderdi. Logic Man Key ile birlikte kör oldu. Pozisyonlarından oldular bu flashla birlikte. Akıllı bir flash. Oo, yalnız güzel zamanlama. Tam olarak smoke arkası mıydı yoksa smoke'taki açıklığı mı kullandım az bilmiyorum ama Logic Man için çok üzücü bir zamanlama. Güzel yakaladı Mas. Böylece adam üstünü Valstar'da 5-4 1-3 dağıldı Arena Bulls. Ki elinde AWP var. Ne kadar savunma yapabilir elindeki AWP ile? Hemen geri çekiliyor ki tek flash. O da saksı tarafına çekilmiş. Bastards'ın yine sakin olması lazım. Round'u kazanmaya çok yakınlar. Ki A götürüyor. B'yi saldılar. Büyük ihtimalle A'da save'lemeye çalışacak. Arena Bulls. Birazdan da 7-5 oluyor. Tek başına B'yi savunması imkansız. 16 canım var. CT tarafı smoke'lanacak. Yani kullanılan bombalar zaten her şeyi anlatıyor şu an. Ruins'i de smoke'layacak Maz. Herhangi bir engelle karşılaşmayacaklar. Yine de bunun farkında olmadıkları için. Yani içeride isim varken bu kadar dikkatli girmemişlerdi. Şimdi şiir gibi girdiler içeri. Tamam, her şey hazır. Ama bunu boş site'da yaptılar. Tabii ilk yarı özelinde T'de yine bu şekilde etkili kullanmaları lazım artık. Nate'lerini 7-5'e geliyoruz. Arena Bulls ekonomisi sürekli hasar alıyor Arena Bulls'un. Bir türlü nefes aldırmadı onlara Valstars. Ve ilk yarıda önemli bir avantajı elde ediyor tekrar. Valstars'ın şu an kaybetme lüksü olduğu iki silahı, iki oyuncusu var. Yavaş yavaş da aramaya başlıyorlar. Pit'e doğru bir oyuncu geldi. İndiyeler tek başına oradan kafasını çıkaracak olursa kill alamayabilir. Herhangi bir oyuncu kaybetmediler. Düşen tek isim bu roundta Logic Man oldu. AP'yi hemen ona ulaştırdı zaten Sterben. Kendine de bir AWP çekiyor. 3 AWP, 2 AWP iyi bir kurgu. Ya 5 scope. Daha bir CT site ne ister? Yani herkesin tam bombaları var. 5 yanıcı, 5 smoke. Hayal. Bakalım Logic Man. Oo, yalnız kötü bir ikili oyun. Üstteki o oyuncunun trade alması gerekiyordu ama onunla, o daha pozisyon alamadan Mas pickledi. Entry'yi verdiler Logic Man'e. Banana tarafında Valstars bir oyuncu eksik başlıyor Bamba. Şimdi bu saatten sonra Valstars nasıl bir hücum kurgusunda olacak? Long tarafını smokeladı Andrex. Smokeladı ama Boiler'dan bir oyuncu yaklaşıyor. Muhtemelen onu oynatmaya çalışacaklar. Mid kontrolünü aldı Valstars. Long'da Sasuke var. Arch'a döndü o da. B rotasyonu kolay olacak. Bomba hala T-Ramp'te. Adam avantajı Arena Boost lehine. Muhtemelen A'ya gidecekler gibi. A'da da 3'ler. Bak 16 pit önü işte ben. Bir tane de Long'u Arch'tan tutan bir isimleri var. Sasuke. AWP elinde aim delele. İlk girmeye çalışan isim hemen short'a döndüler. Şimdi aim delele'nin vurması lazım aim delele. Az kalsın yakalayamayacaktı Sterben. Elossa'nın önüne kimse bakmayacak. Elossa C4'ü de düşürdü. 2'ye 1'e getirdi durumu artık. Arena boost için alınabilecek bir round. Bomba kurup pozisyon alması gerekiyor Glove'un. Pozisyonunu alacak, Long'a doğru ilerliyor. Bire bire getirmeye çalışacak belki ama şimdi Arena Boss oyuncularının haberi yok nerede olduğundan. Evet. Bu
Of. Çok yakındı. Güzeldi. Güzeldi, alıyordu az kalsın. Galiba mermisi bitti. Şunu da söyleyelim. Aslında Arena Boost çok daha rahat kazanabileceği bir roundu. Birebir clutch'la kazanmayı bildi belki ama B rotasyonu çok geç geldi. Özellikle Shitterbe'nin sadece burada bir kill'de kalması, Sasuke'nin long tarafından entry vermesi bu round'un bu hale gelmesine sebep olan isimler. Durum 7-6. Fark 1'e kadar inmiş durumda. Keş haritasına göre çok daha iyi bir performans çok sergiliyor Wildstars. Çok. Arena Boost'u ciddi anlamda zorlamaya devam ediyorlar. B'ye 3 başladılar bu sefer. Çok daha farklı bir kimlikleri var. Onlar için çok iyi bir haber. Bakalım ilk yarıyı önde kapatabilecek mi Wildstars? Yine tek bırakıldı B. Bu sefer key bekliyor. B de biraz daha saksı altından geriden tutmaya çalışıyor. 4 A var. Bundan önce A'da round kazanmaya başladığı için Wildstars biraz daha işleri sıkı tutmaya çalışıyor. Arena Boost. Ve Nate'lerde de ufak bir üstünlüğü var gibi Wildstars'ın. Gerçi yok, eşitler. Hatta 3 tane yanıcısı var Arena Boost'un. Wildstars'da sadece Maz'ın ellerinde. Artık son smoke'lar da A tarafına kullanıldı. Yavaş yavaş B dönüyor. B 3. Ya bu 5 oyuncunun vura vura girmesi lazım, elinde Nate'de yakalamıştı Andrex. Trade Elossa'dan geri çekiliyor Elossa. Güzel bir yanıcı daha kullandı. Saksı'dan da Logic Man geliyor. MDL'ler sızmış. Birer kill daha geldi. MDL'ler çıkıp bir de Sasuke'yi vurdu smoke'tan. Son gelen oyuncu Shitterben. Yalnız tam açıda koruyor. Shitterben bananadan gelecek. MDL'ler. Gördü. Görmüş olması lazım. Yok. MDL'li elinden geleni yaptı bu round üzerinde. İşte ben 2'ye 1. Çok az yarı var. Maz'ın üzerine gidiyor. Mükemmel bir clutch. İşte ben yerden AWP'yi aldı ve bir defuse 7-7'ye getirecek Arena Boost. Sonunda bu roundu da kazanıyor. Beraberliği yakaladılar. MDL'li sanki bir an gördü mü acaba diye merak ettim. En azından ekranına girdi gibi gördüm ben. Önündeki sütun muhtemelen görmesine engel oldu. Burada zaten Maz'ın tek bir mermilik canı kalmıştı. Ciddi bir hasar vermişti Shitterben ona. Güzel bir clutch roundu ama yani yanıcıyı kullandıktan sonra şöyle bir kere daha bakmak şart. Yanıcının hasar bile almamıştı neredeyse Shitterben. Orada bir timing oldu evet ama biraz daha dikkatli olması gereken roundlar bunlar. Logic Man nereye gidiyor? Entry almaya gidiyor. Ve az kalsın da karbon geliyordu. Bu arada ikinciye zorlayacaklar. Logic Man ayrılmadı. Çok istiyor bu killeri. Tavuk bir ara benim de dikkatimi bozmuştu. Logic Man arkadaşının trade'ini aldı. Bir kill daha. Üzerine çekiyor Sasuke'nin. Ve Sasuke son kill'i çıkarttı. Maz. Tek kalan isim ayakta. Maz prefile'la çıktı. Logic Man'i 16 can bırakıyor. 3'e 1. Her açıda bir Arena Boost oyuncusu var ve ilk yarıyı 8-7 önde kapatıyor Arena Boost. Wildstars'ın keş haritasından çok daha farklı bir kimlikte oyunu oynadığını söyleyelim. Güzel bir ilk yarı geçirdiler. Yetmedi hani önde girebilmek için ama 7 round fena değil. Bence iki ekibin de kabul edebileceği bir senaryo oldu şu ana kadar. Arena Boost keş haritasından sonra tam üstünlüğünü elde edebilmiş değil. En azından Inferno'nun ilk yarısı için bunu söyleyelim. Wildstars çok daha efektif oynuyor. Yani yapılan kritik hatalar mevcut. Çok daha fazla, çok daha büyük bir fark olacağını görebilirdik. İşte AIMDLL o hatayı yapmamış olsa belki de seri ilk yarı 9-6 önde kapatılabilirdi. Bu tarz zaten basit veya nasıl söyleyelim kritik hatalar iki takım arasındaki farkı belirliyor. Evet, baktığımız zaman çok daha hareketli, çok daha hani hızlı oynayan bir taraf var Wildstars ekibi. Banana'da özellikle Arena Blues'un inatla agresif oynamaya çalıştığını gördük. Her zaman sonuç alamadılar ama yeterince Banana tarafında etkili olmayı başardılar. Ardından Saksı tarafına dönüp tekrar savunmalarını pekiştiriyorlar. A tarafında biraz alarmlar çaldı aslında Arena Blues adına. Ve bunu o kan kokusunu alan Wildstars roundları da A'dan kazanmaya başlayınca
7 round'da kapatmış oldu böylece. Şimdi CT'deler biraz daha avantajlı pozisyondalar. Bakalım Arenabuluz kırabilecek mi? 3'e 2 dağılındı. Yine side'lara 4 tane oyuncuları. Armor'lı Wildstars'ın kitle birlikte Nate'leri de Andrex çekmiş. Kaç yanıcı var? Bir yanıcı Arenabuluz tarafında. İki smoke'ları var. Şimdi bir flash peek var. Ama herhangi bir kill veya info gelmedi. Arenabuluz en azından 2 B oyuncusu olduğunu biliyor artık. Wildstars B savunmasında. Bir flash daha geldi. Bu flashlar pek iyi kullanılamadı açıkçası. Başka bombaları da yok Wildstars'ın. Krax infoyu alıp saksı altına döndü belki ama zaman işlemeye devam ediyor. Dediğimiz gibi iki smoke'ları var. A'ya doğru kullanılacak olursa şimdi Sasuke Long'u kapatacak bu smoke'la. Yalnız mesafe daraldı. Glock'lar paş ağrıtacak gibi. İçeri gelmeye çalışıyorlar. Maz balkonda iki tane kilmazdan. Bayağı bir hasar vermişti. Glove yardım ediyor. 3'e 2. Glove. Round'u getirecek kili. Birazdan çıkartacak mı? Hayır. Kendisi bile düşebilir. Çok zorladı Sasuke. 2-2. Canları az. Reload. Headshot atması lazım Sasuke'nin. Hala bekliyoruz. Ardından birebire geldi. Silah. Plant yok. Mermi yok. Var mı? Şimdi var. Uf, çok son anda dönüyor Sasuke. Graveyard'da Krax'a headshot'ı gönderdi. Son anda şurayı tekrar izleyelim. Round tabi buralara biraz ilginç bir şekilde geldi. Düellolar bir türlü iki taraf tarafından da kazanılamadı. Yani çok kolay atışlar kaçmaya devam etti ama Sasuke sonunda şöyle bir masaya vurdu. Krax'ı yere yapıştırdı. Banana kontrolünü erkenden alacak Arenabuz. Inferno haritasının ikinci yarısına farkı 2'yi açarak başlamış oldular böylelikle. Tek bir AK var. 4 SMG ile oynayacaklar. Özellikle killerin SMG'lerle gelmesi önemli. Anrex B'de tek başına. Haritayı daraltmaya çalışıyor Arenabuz. Zaten Wildstars'ın full eco olduğunu söyleyelim. Yapabilecekleri çok da bir şey yok açıkçası. İzlemeyi başardı Andrex ama flash pick'te de rahat bir kill çıkardı Logic Man. B'nin temiz olduğunu söyleyecek artık. Elosa da bir kill çıkardı. Evin içerisinde rahat bir kill daha Elosa'dan. Her şey istediği gibi Arenabuz'un bu round üzerinde. Wildstars'ın çok dikkatli olması gerekiyor ilk gun roundunda. Çünkü Maz bu arada zıplamaya çalışırken Elosa'nın kurbanı oldu bir kez daha. Ona 7. Fark göz açıp kapayana kadar 3'e kadar çıktı. Hatırlayacak olursak Wildstars'ın 7-5'lik bir üstünlüğü vardı. 5-0'lık seri geldi Arenabuz'dan. 4M4, Andrex'e AUK var. Maz şu ana kadar Wildstars'la göze çarpan isimlerden biri. Aynı şekilde Glove da iyi bir performans sergiledi. Krax'tan geçtiğimiz haftalardaki performansı göremedik şu ana kadar. Nate'lerin az olması Wildstars'ın bir kez daha harita kontrolü konusunda ısrarcı olamayacağını anlatıyor. İyi bir kurgu var B'de. Ki B girecek gibi Arenabuz. Wildstars tutabilir. Tutmaları da gerekiyor. Bakın bu 5 oyuncu 3 kişilik savunmaya ne kadar dert olacak. Son nate'ler hazırlanıyor artık. Arenabuz adına A'daki oyuncular da sabit. 5'e 3 izleyeceğiz. Smoke'dan kötü bir zamanlamayla çıktı Arenabuz. Böylece ikili rahat çıkartıyor. Wildstars ardından AIM-DL'lerin önüne gelen oyuncular Maz'la birlikte bir anda killer gelince çok da zorlanmadı. Wildstars ve böylece 8-10'a geldik. Arenabuz'dan da biraz sallantılı bir B girişi gördük aslında. Evet, SMG'leri kullanmak istediler. Mesafeyi daha yakın kılarak
Round'u zorlamak istediler. En azından round ortasında bir mid kontrolü denemesi hamleleri gelebilirdi. Bastarsan güzel bir rotasyon. Zaten B 3 kişiyle oynanıyordu. Trade'ler onların işlerine yaradı. B'de agresif bir oyun. Smoke arkasında Delten bir kill çıkardı. Aim DLL. B'de de aksiyon devam ediyor. 3'e 3'e kadar geldi durum. Bir anda değiştiler. İşte ben. Bu arada yalnız Aim DLL'le evet arkasını döndü gidiyor. Balkona kadar geldi. Saksıdan savunuyor Krax. Bu sesi duyacak. Ama şimdi o avantajı kaybetmiş oldu. Sterben hamle yapmadı. B'yi ikiledi Wildstars bu an içerisinde. Graveyard'da saklanacak Aim DLL. Yapabileceği bence en iyi hamle. Off angle'da duracak. Aim DLL'e ne kadar dayanabilir? Önemli soru bu. Short geliyorlar. Aim DLL'e... O yanıcının nereden geldiğini gördü. Kill çıkartması lazım. Çıkartmış. İşte beni vurmuş. Hatta Sasuke'nin 13 canı var. Artık kalan iki oyuncu Krax'la birlikte Glow. Yalnız Glow da Sasuke'yi buldu. Acil plant gelmesi lazım. İki oyuncu long tarafında. Logic Man'in sevdiği anlar. AWP'si var. Tek bir yanıcısı var. Uzun bir rotasyona gittik galiba. O skobu da kapatmayacak bu arada. Yok uzun... Aa, bıraktılar. Çözebilirdi. Şimdi bir de yanıcı geldi. Bombaya gitmedi ama o. O atışını bulmayı başardı. Önüne de bir smoke bıraktı. Biraz daha iyi oynayabilirdi. Yetişecek. Çok can yakabilirdi. Soğuk kanlı kalan taraf bu sefer Wildstars oldu. Aslında iki kere fake attılar. İlkinde çözselerdi, rotasyonda zaten çözmüşlerdi. Tabii bunu bilmeleri biraz zordu. Onlar daha güvende bir oyun oynamayı tercih ettiler. Ardından kendilerini yarattıkları ikinci pozisyonda Logic Man balkona çok yaklaştı. Kill çıkarttı, smoke bıraktı dediğin gibi ama attığı nade yanıcı istediği gibi değildi. Ve böylece roundu ucu ucuna da olsa Wildstars kazanmış oldu. Bakalım tekrar hareketlenecek mi Wildstars? Arne Bulls'tan ilginç bir buy geldi. İki oyuncu 1000 dolaylarında paraya sahipken 3 oyuncu force buy yaptı. Şimdi apartmandan patlayacaklar bu arada. Glove. Bu smoke onu kurtarmış olabilir. Maz gördü. Oklavanın ucu gözüktü. Senin deyiminle. Evet fark etti Maz. Ama tekrar geri çekiliyor. Yazmaz düşerse adam bir oyuncu, en az bir oyuncu rotasyona gelmek zorunda. Ve hala ayrılmadı Maz oradan. Üzerine gidecek ki evet. İşte senaryo bu. Ne yapıyorsunuz? Silah attı King kafasına. Ortalık biraz karıştı. A3 hemen koştular B tarafına. Artık ellerinde bir tane de AWP var. İşte hemen tutuyor. B kontrolünü kaybetti. Almaya geliyor Krax. Güzel hasar. Kill. Bu arada iki vurdu Krax. Ki'yi düşürdü Elosa ile uğraşırken. Şans anı. Sasuke buna girecek. Mac'ten mesafe avantajı. Sterben Aim DLL'i düşürdü. 3'e 2'ye kadar geldi durum. Sasuke son mermide Glove'u düşürüyor. Neler oluyor? Andrex. Magic Man'i düşürse de Sterben rahat bir kill aldı. 11-9 Arena Bulls. Tekrar farkı 2'ye çıkardı ama çok kaotik bir round oldu. Evet, özellikle Ki ile birlikte şu pozisyon silah kafasını fırlatmaya çalışmış Ki'nin. İlginç bir an oldu orada. Wildstars yine para yok Wildstars'da. Halbuki çok yaklaşmışlardı. Bu sefer de bir teknik duraklatma. 11-9 Arena Bulls. Çok da düşünmedi. Hani AWP'yi düşürdükleri anda hemen site'e koştular B'ye.
Sanırım Vaz tarzı bekliyoruz teknik duraklatmak için. Oldukça kritik roundlar artık. 11-9 Arena Bulls üstünlüğü var. Onlar bu noktaya kadar gelmişken haftayı, daha doğrusu onlar için cumartesi gününü 6 puanla kapatmak istiyorlar. Geçtiğimiz haftayı pas geçtikleri için bu hafta iki farklı rakiple mücadele edecekler. Yarın onlar Toa'ya karşı oynayacak. Bunun dışında Wild Stars ise keş haritasını kaybetmenin ardından en azından bu haritayı kazanarak lige tutunmak istiyorlar. Çünkü onlar için hedef maç. Keşte işler hiç yolunda gitmemişti ama şu ana kadar başa baş bir oyun var iki ekip arasında. Daha soğukkanlı olan, daha takım olgusu halinde mücadele eden taraf Inferno haritasını kazanacaktır diye düşünüyorum. MDL'lerden McSamon bayı geldi. Teknik duraklatmanın bitmesini bekliyoruz ve geri sayımda başladı. MDL Maxim'in aldı ama armoru yok. Diğer oyuncular bay yapmadı. Bu gerçekten işlerin yolunda olmadığının bir göstergesi. Evet, Anrex'in de parası yok. Ama o Eko kalmayı tercih etti. Banana kontrolünü rahat bir şekilde engel tanımadan almayı başardı Arena Bulls. Entry'yi de buldular. MDL de düştü. Şu an için Wildstars adında bu roundda geçtiğimiz round olduğu gibi iyi gitmiyor. Kalan 3 oyuncu B tarafında. Birazdan boş ayı anlayacak Arena Bulls. 12-9'a da yaklaştılar. Bakalım haritayı ne kadar kayıpsız. 12-13. Hatta evet, 13 ile 14'ten sonra ne kadar kayıp vermeden round kazanabilecek Arena Bulls. Kazanabilecek mi? Wildstars bir geri dönüşe imza atabilir mi? Andrex ki yakaladı. Öyle yürüyordu ki. Bunun silahını almaları tabii çok zor. Orada yakın bir isim daha var. C4'ü şimdi Sasuke getirecek. Yalnız A'nın boş olduğunu anlamaya çalışmadan B mi gidiyor? Havada gönderdi ama Glove silah kaptı kaçtı. Ne kadar? Prefire çok güzel flash. C4'ü düşürdü, 15 saniye var. İçeri girmek zorundalar. B'yi kurmak zorundalar. Armorsız Glove. Onlar da Glove'u vurmak zorunda. Edo'sa son saniyede. Headshot'ı gönderdi. Kaybedebilirlerdi round'u. Çok güzel oynadı aslında orada Glove. Son saniyelerde Arena Bulls tekrar round'u kazanıyor. Bakalım Bastards. Pistol bayı. Glow cidden iyi oynadı. Arena Bulls'a çok daha pahalıya mal olabilirdi bu round. Lakin Elosa da bir o kadar iyi oynadı. Yanıcısını çok efektif bir şekilde kullandı. Tabi Half-Life daha var söylediğin gibi. Sterben 2 kill aldı bile. 13'e gelecek Arena Bulls. Bu roundda buy yapmamaların iki sebebi var. Bir, Wildstars Gun roundunu AWP ile oynamak istiyor. İkincisi, AMD'ler geçtiğimiz round Force buy yaptı. Krax B'den yaklaştı. 13 canı var. Bir tek göndermek zorunda. Logic Man'e çok ciddi bir hasar verdi ama geriye doğru dönecek. Andrex yakalandı.
Bomba bu arada A'ya gidiyor. AIM'de ilal geçmelerine izin verdi. Short'tan gelecek. Sasuke'yi düşürmek üzere bir kill de kaldı sadece. Elosu hemen yanıt verdi. Krax da kütüphanede. Düşmesi artık an meselesi. Çok istedi Krax. Giderken Elosu'yu da götürdü yanında. Çok uğraştı. Yalnız bu rifle round'unu kaybederse Wildstars 14 belki 15'e gidiyoruz. Kazandıkları takdirde arena bulsun hemen hemen ekonomisi yine var gibi. Üst üste en az 2 kazanması lazım Wildstars'ın toparlamak için. İkten çıktılar. Kötü yakalandı Glow. Çok. Kendini kötü gösterdi daha doğrusu. Teheran Pandan da onu koruyan bir isim vardı. Çok erken kaybedilmiş bir oyuncu. Adam avantajı round'un hemen başında Arena Boost lehine gerçekleşiyor. Sasuke yarı canda belki ama artık B'de sadece Krax var. A3 devam ediyor. Arch'tan bir oyuncu destek verebilir. Logic Man scope açtı. Short'tan yavaş yavaş gelen Maz vardı ama bu hamleyi yapması gerekiyordu belki de. Maz da bu hamleyi yapınca Andrex Ki'yi düşürdü. Yanıcı ama trade almasını engellemiyor o yanıcı. Arena bulsun. Bu arada apartmandan gelmişti Sterben. Krax'ı tek bıraktılar. Round yine arena bulsa gidiyor. Krax'ın elindeki silah önemli. Direkt çekilmesi lazım. Hiç olayları zorlamasına bile gerek yok. 14-9. Çok erken bir entry buldu arena bulsun. Ve çok kolay. Belki kendileri bile inanamamıştır hani bu oyuncu burada ne yapıyor diye. Glob tek yapmaları gereken şey hızlı bir mouse bir tuşuyla entry. Glob tabi midden agresif olarak bench'e kadar gelmişti. Bu arada Elosa çok yakın Krax'a. Krax bir kill aldı, yerini belli olmuş oldu. 10 saniye var bombanın patlamasına. Kalan 3 arena boss oyuncusu da Krax'ı düşürmek için koşturacak. Construction'da olduğunu biliyorlar. Sasuke ona çok yakın. Krax maalesef düştü onun için. Silahını koruyamamak oldukça üzücü. 14-9. Tabii bench'e kadar gelmişti Glove. Maz onu AWP'siyle koruyacaktı. Biraz daha açılabilirdi. Biraz daha midin ortasından pikleyebilirdi onu koruyabilmek adına. Logic Man de Honor Pass'i atlayarak entry arıyordu. O Wildstars ne yaparsa yapsın aramı bulsun buna verecek bir cevabı var. Orada kritik an dediğin gibi o arkada asistleyen, midden asistleyen oyuncunun o sırada hazır olmamasıydı. Ama tabii bu kadar kritik bir oyuncuyu mid'e gönderiyorsanız bu kadar kritik bir yere arkadaki oyuncunun da kayıtsız şartsız hazır olması gerekiyor. Oh. Güzel. Güzel. Krax'tan bir kill. Bir canıyla. Ama sadece o kill izleyebildik. Belki daha agresif yapmaya devam etmeleri şart değildi bu noktada. Kalan son ismi AIM-DLL. Deagle Armor. Yerden Keen silahını da alabilecek durumda değil. Burada bize uzun bir round izletecek gibi. Silah ve armor'ını korumayı tercih edecektir. En azından AIM-DLL. A apartman tarafında. Bombayı kuracaklar. Kalan diğer 3 arena boss oyuncusu da muhtemelen AIM-DLL ile aramaya başlayacak. Tabi bulmaları da şart değil. Wildstars'ın half buy yaptığını biliyorlardı. Düşürmeleri gereken herhangi bir silahı yok AIM-DLL'in. Bunu biliyor arena boss. Çıkışları şöyle bir baktılar. Daha fazla ilerlemeyecekler Banana tarafından. En azından CT spawn'da Banana'da silahlarını koruyabileceklerini biliyorlar artık. AIM-DLL Boiler'da onu gördü Logic Man. Şimdi üzerlerine gidebilirler. 15-9. Çok uğraştı. Yarım armor sevleyebilmek için. Ama artık arena bulsa adına sadece bir round kazanmak kaldı. İkinci haritayı da kapatabilirler.
Keş haritasında 3 puanı zaten almıştı Arenabuz. Daha üstün bir oyun oynamışlardı Arenabuz. Ama Inferno haritası üzerinde iyi başladı Wild Stars. İlk yarı ardından acaba toparlıyorlar mı diye baktık. Ama Cityside'da istedikleri oyunu oynayamadı Wild Stars. Ve böylece 15-9'a kadar geldik. Buradan toparlamaları gerçekten zor olacak. Maz'dan güzel bir entry. Krax'dan da güzel bir zamanlama. Az can olmasına rağmen toplamda çıkmış 2 kill Wild Stars. AIM'de LL'e, MİT'te de Elosa'yı yakalayınca artık Sasuke ile Logic Man tek başlarına kaldılar. 15-10'a geliyoruz. Ama biraz yani geç kalınmış roundlar gibi. Bu round artık kazanılmış gözüyle bakabiliriz. 5 oyuncu yaşamaya devam ediyor Wild Stars. Mucizeye ihtiyacı var Arena Bulls'un. CT'yi smoklayacaklar ama Saks'ta zaten Bulls'ta bir oyuncu var. Nubox'ta da bir savunma oyuncusu var Wild Stars'ta. Krax'ın altından yavaş yavaş geçmeye çalışacaklar. Andrex'in bir kili. Logic Man tek başına, onu da düşüren AIM DLL arkalamıştı AWP'siyle. Ondan da bir AWP tercihi geldi round başında. Şimdi bir mola Arena Bulls tarafında. Çift AWP, bakalım Wild Stars'a üst üste 5 round getirecek mi? Arena Bulls tabi 15'e ulaştığı için senin de söylediğin gibi 4 puanı garantilemiş oldu. Bu maçı uzatmaya götürmeyi garantilediler. Ki ihtiyaçları da var. Yani biraz maç eksikleri var. Biraz puan toplamaya ihtiyaçları var. Tabi Wild Stars gibi bir ekibin karşısında 6 puan çıkartmak aslında önemli bir sonuç olacak Arena Bulls için. Gayet dişli bir rakip ama biraz dayanamadıklarını gördük. Yalnız şöyle bir durum var. Hani Arena Bulls bu haftaya karşı yine iyi performanslar gösteriyordu ama bu arada yok, çok iyi. Güzel. Oh. MDLL ile birlikte Glove. 3 tane kill. Second mid tarafında Glove biraz daha zorladı. Çıkartacak killer zaten gelmişti ki 3'e 2'ye getirdiler ama yerleri güzel Wild Stars ekibinin. Ve artık son kalan isim ki ona da mermiyi gönderen AIM-DLL'e çok güzel yakaladılar second mid'i. İşte bazen Wild Stars böyle roundlar oynuyor ki hani çok üst seviye oyunlar. Second mid'e atılan flash peek'le birlikte double peek, bir oyuncu boiler'dan bir oyuncu mid'den geldi. Arena Bulls'un cevap verebileceği bir ortam bile olmadı bu noktada. Ama bazı roundlarda inanılmaz çokluyor Wild Stars. Rakibine karşı boyun eğmek durumunda kalıyorlar. Denenen birçok taktik var. Oyuncular bireysel olarak tabii ön plana çıkmak istiyor. Onları yargılamak pek mümkün değil. MDLL'in AP'sinde Anrex'e gönderdiler geçtiğimiz roundda. Şimdi durum 15-11. 4 round daha kazanması lazım Wild Stars'ın. En azından günün sonunda puanla ayrılabilmesi için. Elos'ta da Mektan. B savunması 3. Toplu bir oyun var. Arena Bulls'ta bir daha böyle bir flash'a oyuncu kaybetmek istemiyorlar ama güzel bir deneme. Gerçi Wild Stars bunu çok denedi. Yani bunun birçok sefer başarısı olduğunu gördük ama fark ederseniz hep bir girişim var Wild Stars'da. Mid'den dörtlediler. İçeri doğru girmeye çalışıyor Elosa. Glove'u yakalamış. Site 1. Retake. Ya, biraz geç kaldılar. Rotasyon da gitti artık gibi. Mas sıkıştı Side'in içerisinde. Tek bir kill çıkarması hiçbir anlama gelmeyecek. Bomba kuruluyor. Çok kötü bir ağ savunması. Arch'ı zaten smoklamış Arena Bulls ekibi. 3 oyuncu da kütüphaneden gelecek. Bakın retake'i zorlayacaklar. Adam avantajı Arena Bulls'ta. Bir de yanıcı. İyice zaman erimeye başladı. Andrex. Onun bir çabası var. Krax biraz hasar almış. İçeri doğru sızmaya çalışıyorlar. Son netler kullanıldı. Sterben AIM-DLL'yi yakalamış. Şöyle bir smoke denemesi. Krax, Andrex. Killer geldi ama süre yok galiba. Evet, ve son kill de
Logic Man'den geliyor. Böylece Inferno haritasının sonuna geldik. Arena Bulls günü 6 puanla kapatmış oldu. Tabii Wildstars üzerinde baktığımız zaman da Keş haritasından çok daha uzak, çok daha toparlanmış. Kendi üzerinde tarttığımız zaman böyle gözüküyor. Toparlanmış bir Inferno haritası oynadılar. İlk yarı güzeldi ama City'de aradıkları hiç çıkmadı. Kesinlikle. Yani 7-5 öndeydi Wildstars ama hiç cevap veremediler açıkçası ikinci yarıda. Ya Wildstars'ın üzerine koyması gereken çok şey var. Elosa'nın dönüşü Arena Bulls'a çok yaramış. Yani gerçekten hiçbir performans eksikliği yok oynamadığı süre boyunca. Arena Bulls bir kez daha liderliğe oturacak gibi bu haftanın sonunda. Evet, erken gelen bu 6 puan biraz daha avantaj oldu onlar için. Tabii Wildstars'ın çok daha fazla artık hani önümüzdeki haftalarda dikkatli oynaması lazım. Çok da puan kaybetme lüksleri kalmadı gibi ama ilk seriyi geride bıraktık. Şimdi ikinci serimize geçeceğiz. İkinci serimizde de Smart CS takımı Koza Esports'la karşılaşacak. Önemli bir maç, heyecanlı bir maç bekliyorum. İki takımın da çekişmeli bir iki harita bizi izleteceğini tahmin ediyorum. Kısa bir araya giriyoruz. Günün ikinci serisiyle tekrar birlikteyiz.